Yerel gündem kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı adayı Fatih Çetinkaya. Sayın Başkanım, yüzlerce yani 200-300 tane mesaj geldi. Bunları tek tek okuyamıyorum ben. Buradan isimleri birkaç isim söyleyeyim ben. Bekir Sezen, Mehmet Dönmez, Hasan Oktay, Özlem Altınsoy, Meral Takmaz, Cemil Köse, İsmail Çetinel, Oğuz Taşköprü, Halil İbrahim, Yasin Vişne, Türkan Akpınar, Ayşe Gül, Recep Taşkın, Murat Akgedik, Havanur Ömer Şahin, Asen Akıncı, Tuğba Mestanoğlu yani diye çok sayıda isimler var. Bize mesaj gönderen, soru soran, hatta tenkit eden, eleştirenler dahil olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Ben son soruları arayayım Hasan Bey, buyurun. Başkanım, bildiğiniz gibi bir yabancı vakfın Afyon'da bir şeysi oldu. Belediye başkan adayları basınla buluşuyor diye. Evet. Bildiğim kadarıyla siz bu toplantıya katılmayı reddettiniz. Bunun sebebi nedir? Bir de diğer bir sorum. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı adayı Mehmet Ece, trafiği 15 günde çözerim dedi. Siz kaç günde çözeceksiniz? Şehirdeki trafik nasıl olacak? Tek yönlü mü çözeceksiniz? Dolmuşları mı kaldıracaksınız? Ne yapacaksınız efendim? Şimdi 15 günde trafik sorunu çözülmez. Yine biz 15 günde trafik sorunu çözeriz dersek kent bilinciliğimizle bağdaşmaz. Kaldı ki yine Mehmet Bey'in böyle görmesini, bu sorunu çözmedeki heyecanını anlayabiliyorum. Ama tabii mesleği olmadığı için onun öyle düşünmesi normal karşılıyorum. Biz şehir merkezindeki trafik sorunu ve şehirler arası yollarla bağlantılı yollarımızın trafik sorunu olmak üzere trafik sorununu iki temada işliyoruz. İlk önce bu Özdilek kavşağı, Maliye kavşağı ve Müze kavşağı başta olmak üzere özellikle önemli günlerde, mesela Ramazanlarda iftar öncelerinde bu trafiğin yoğunluğunu nasıl çözeriz? Bunu köprülü kavşakta çözersiniz. Bunu bilmek için ilim yapmaya gerek yok. Bu belli. Tespit herkesçe malum olan bir şey. Ama kimin bunu yapabilip kimin yapamayacağı önemli. İşte biz söylediğimiz budur. Yani bir belediye başkanı şehrin trafiğini çözme noktasındaki bu çözüm önerisini hayata geçiremiyorsa bunun sebeplerini açıklamak durumundadır. Ben yarın bu köprülü kavşağı yapamıyorsam halka şunu demeliyim. Ey halkım, ben bu köprülü kavşağı yapamıyorum. Falanca falanca bana müsaade etmiyor. Veya şu mevzuat bana müsaade etmiyor. Veya başka bir şey söylemem lazım. Buna mevzuat da uygundur. Belediyenin madem trilyonları da var, çok aşırı böyle paralar harcayabileceğiniz de bir şey değildir. Artık metropoller de köprülü kavşak sistemi çözüm olmaktan çıktı. Farklı modeller getirilmeye başlandı. Eğer rakım sizi kurtarmıyorsa, çünkü transit geçişi yer altından vereceksiniz, üstü kavşak olacak. O yer altından geçtiğiniz zemin sizin atık suyunuzdan yüksekte kalmıyorsa, alçakta kalıyorsa, o zaman yağmur yağdığında denize girer insanlar oraya. Olmaz. O zaman ne yaparsınız? Transit geçidi havaya kaldırırsınız. Askılı modelle. Biz bunu projemizde zaten görsel olarak da gösterdik. Hatta taklit yapıldı demiş. Ne yapalım yani şimdi? Belediyenin bir tanesi bunu yaptı diye biz yapmayalım mı? Keşke siz yapsaydınız da onlar bizden taklit etseydi. Ben 5 yıldır görevde değilim. Dolayısıyla biz bunu yapacağız, adına ne derseniz deyin. Şehir merkezindeki trafik sorunu aslında park sorunu. Neden park sorunu? Mevcut yol potansiyelimizin %50'sini trafikte kullanıyoruz. %50'sini otopark olarak kullanıyoruz. Hatta bunu meşrulaştırıyoruz. Belediye olarak yolun yarısını ihaleye veriyoruz, kira ediyoruz. Orayı vereceğimize otoparklar inşa edip oraları ihaleye verelim. İnsanlar oraları çalıştırsınlar. Böylelikle bizim yol potansiyelimiz %100 artmış olsun, bir. Bu zaten sorunu çözecektir. İki, trafik ışıklarının sinyalizasyon sisteminin rantabl olarak değiştirilmesi de ben değil, Afyon Belediyesi'nin parayla araştırmak üzere insanları getirdiğinde tuttukları rapor bunu söylüyor. %30, onlar %40'a kadar çözeceğini öngörmüşler. Benim tespitimde %30 da o trafiği çok daha fazla rahatlatacaktır. Ama yeni trafik sorunları da ortaya çıkarmamanız lazım. Mesela bugün stadyumun orayı, kaldı ki o bölge o mahallenin hava alma, spor yapma, yürüyüş yapma yeriydi. Ve orayı da siz konut alanı olarak ilan edip sattınız. Ve orada sadece o gördüğünüz stadyumda 585 tane ağaç gitti. Ve
bizim o beleş tepemizi de kırmaya başladınız. Ve orada çok güzel, hala kullanılabilen kapalı spor salonunu yıkacaksınız ev yapmak için. Ve insanlara yeni kapalı spor salonu vaat ediyorsunuz eski SSK hastanesinin orada. Bu israf değil midir? Buna yazık değil midir? Ve stadyumda 4500 kişi ikam edecek. O projenizin içerisinde bir cami var mıdır? Bakın 4500 kişinin oturduğu yerde en az ihtimalle 3 camiye ihtiyaç vardır. Çok büyük olursa 2 tane camiye ihtiyaç vardır. Okul var mıdır? 4500 kişi oturacak diyorum. Bir kasaba büyüklüğünde bir okul en küçük ihtimalle şarttır. Var mıdır? Yoktur. Ve bu 4500 kişi trafiğimizin en yoğun olduğu eski otogarla stadyum önü arasındaki trafik yükünü ne kadar artıracaktır? Bununla ilgili çalışma yaptınız mı? Ve o insanların kanalizasyona getireceği yükle ilgili kanalizasyon borularının kapasitesini genişletme ilgili bir çalışma yaptınız mı? İşte kent bilimci olmadığınız zaman bunları düşünemezsiniz. İşte buradan bakmak lazım. Bu köprülü kavşağı yaptık, oraya 4500. Biz onun trafiğe getireceği yükü hesaplamazsak 5 yıl sonra tekrar bir trafik sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Ha biraz önce dedik ki şehir merkezindeki park alanlarını yola açacağız. O zaman o arabaları nereye konuşlandıracağız? Böyle bir sorun çıkıyor. Otopark yapacağız. Afyon'u besleyen 5 tane ana arter vardır. Kurtuluş, Kadınana, Ordu Bulvarı, Gazıgöl Caddesi, Hanonu dediğimiz ve Mecidiye. Doğru mudur? 5 tane. Buralar üzerinde her birinde şehre yakın bölgelerinde en az 6'şar tane ekonomik ömrünü tamamlamış ve malikler tarafından da bir an önce böyle bir şey olsa da verelim diyen yerler tespit ettik. Biliyorsunuz şu andaki meclis üyelerimiz var mevcut. Onların da bu noktada bir çalışması var, tespitleri var. Buralara yapacağız ama sizin gördüğünüz o hantal otoparklar yapmayacağız. Bir alan göreceksiniz. Bir gün geçerken orada tek sıra sadece yerde 4 araba görürken ertesi gün 5 kat üst üste arabaların asansörlerde olduğunu göreceksiniz. Çünkü bunlar hem istediğiniz zaman kaldırılabilen, istediğiniz zaman da 6 kat üst üste asansör. Arabanızı koyuyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz, kalkıyor. Düğmeye basıyorsunuz, kalkıyor. Çok daha kullanışlı. Ve bunu siz eğer 7000 lira, 5000 lira yaparsanız insanlar o zaman sizin o akışkan trafiğinizde ortaya koyar. Trafik cezası yemeği göz alabilirler. Küçük küçük spesifik tıkanmalar yaratabilir. Ama siz onlara kolay giriş ve 50 kuruş, 1000 lira derseniz ve 1 saatine para almazsanız herkes buraya arabasını koyacak. Ben şimdi tahsil görmüş, belediye başkanlığı yapan ve Afyon'u yönetmeye talip birisi olarak kendim eleştireyim. Ben Afyon merkeze girince 3 tur atıyorum bu kaldırım aralarında yer bulmak için. Oysa belediyenin altında var. Burhanettin Bey bunu söylüyor, doğru. Niye koymuyoruz? Efendime söyleyeyim Ziraat Bankası'nın altında var. Niye koymuyoruz? Efendime söyleyeyim eski belediye çarşısının arka taraftakinin altında var. Niye koymuyoruz? Siz bu parklara araba konulmadığını şikayet ederken yolları da otopark olarak satarsanız tabii ki koymazlar. Ben yer ararım. Ama ben Ankara'ya gittiğim zaman hiç yolun üstüne falan koymuyorum. Hiç şikayet etmeden hemen bir otopark bulup oraya arabamı koyuyorum. Koyamazsınız da zaten. Tabii ki koyamazsınız. Çünkü orada kentleşmiş. İşte kentleşme dediğimiz kültürel bir olgu. Bu kültür noktasında sizin yaptırımlar getirmeniz lazım. İnsanlar koyamamalı bunu. Ve hepimiz de artık bunu yapmalıyız. Mesela Cumhuriyet Meydanı projesi. Teknik açıdan sıkıntılar var ama kabullendiğimiz ve yapacağımız proje demiştim hatırlarsınız. Ve adının kent meydanı olmasına karşı çıkmıştım. Sağ olsun Burhanettin Bey de ismini değiştirerek Cumhuriyet Kent Meydanı dedi. İyi, buna razıyız. Cumhuriyet kelimesi en azından yıllardır Afyon'un meydanı değişmedi. Bunun altına dedik biz 2 veya 3 katlı hem lavabo gibi, bir büfe gibi veya bir mescit gibi insanların doğal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yer oluşturmuş olacağız. Hem asansörle arabanızı koyup şehrin meydanına çıkabileceksiniz. Fakat teknikten sıkıntımız şuydu. Mesela baş müdürlüğü nasıl yıkıyorsunuz? Projede yıkılıyor. Ama baş müdürlükle ilgili böyle bir şey şu an itibaren söz konusu değil. Kaldı ki bölgenin bütün fiber optik haberleşme sisteminin teknik olarak birleştiği bir yer. Ben o projeyi yaparken belediye başkanı olsaydım ilk önce baş müdürlüğe bunun teknik olarak imkanını sorardım. Buna ne yapabiliriz derdim. Ona göre hazırlık yapardım. Zaten Burhanettin Bey de bunu sonradan zannediyorum fark etti. Onu ikinci aşamada dedi. O artık 10 yıl mı olur, 5 yıl mı olur bilmiyoruz.
Böyle bir teknik sorun var. Bir de kent meydanının altına girecek araçları nereden alacaksınız? Bunun teknik olarak karşısındayız. Onu bizim bir teknik açıdan düzenlememiz gerekiyor. Şehrin ortasında şehir dışından gelmiş bir hanımefendinin girebileceği bana bir tuvalet söyleyebilir misiniz gazeteci arkadaşlar? Şu anda var mıdır Allah aşkına? İşte bu meydan ve otoparklarda bu sosyal donatı ihtiyaçları da karşılamış olacağız. En azından şehrimize dışarıdan gelen insanlara karşı mahcup olmamış ve onlara temiz, hijyenik bir hizmet vermiş olacağız diye özetleyebiliriz. İlk bir sorun vardı efendim. Tabii buyurun. Başta sormuştum da bir başkanlar buluşması, basınla buluşuyor şeyde katılmamıştınız da. Başkanlar buluşması bir vakfın düzenliği. Konrad Vakfı'nın düzenliği. Ha evet, çok özür dilerim. Şimdi onunla ilgili il başkanımız arandı. Çünkü o toplantıya belediye başkan adayları değil, il başkanları, ilçe başkanları ve belediye başkan adayları katılacaklarını söylediler. Bizim teşkilatımızla da görüşmüşler, benimle de görüştüler. Tabii ben hangi vakıf düzenliyor, neden düzenliyor bunların hiç bilgisi olmadığı halde tamam dedim, herkes katılıyorsa biz de katılırız, kendimizi ifade ederiz demiştim. Sonra bizim teşkilatlarımız vakfın hüküm sahipleriyle ilgili ve vakfın niyetleriyle, geçmişleriyle ilgili bizim ideolojik dünya görüşümüze uygun olmayan, uluslararası, özellikle Alman Vakfı tarafından düzenlenen ve aslında kendi dini inançları olan Hristiyanlığın bu vesileyle propagandasının yapılacağına dair duyumlar aldık. Dolayısıyla bizim o toplantıda olmamızın böyle bir propagandaya alet edilmek olduğunu, yani beni sevenler izleyecekler, böylelikle orada da bir din pazarlaması yapılmış olacak, bir misyonerlik pazarlaması yapılmış olacak idi. Bu vesileyle teşkilatlarımızla beraber buna, ben bunu tabii sonradan öğrendim, teşkilatlarımız iptal etmiş, katılmadım. İzniniz olsun, son bir sorum sorayım. Tabii memnuniyetle. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban Bey'in bir bu sokak hayvanları ile ilgili bir projesi var. Şimdi bildiğiniz gibi Afyon'da pek çok bölgesinde başıboş sokak köpekleri var. Evet. Bunlarla ilgili sizin bir çalışmanız olacak mı? Tabii ki olacak. Şimdi öncelikle şu anda o kitapta gördüğüm bir sokak hayvanları, güzel küçük birkaç tane küçük pino köpeklerini gördüm resimde. Ama bu ziyaretler kapsamında özellikle Akçin köy sakinleriyle yaptığımız istişarelerde 150-200 kişilik gruplar halinde artık yırtıcı hayvan olma özelliğine gelmiş köpeklerin olduğunu öğrendik. Tabii bu laflı sözlü değildi. Canlı bir canlı sığırı parçalayıp yemişler. Birkaç tane böyle hadise oluşmuş. Keşke bu ikinci dönem yapılacak proje yerine yapılmış olsaydı. Çünkü bu popülizm de yapılmaz bundan, siyaset de yapılmaz. Ve bunun için çok bir şeye gerek yok. Bir tane tesis yaparsınız, hiçbir şey yapamazsanız kapatırsınız bir yeri ve o hayvanları, dişileri ve erkekleri ayrı ayrı oraya konuşlandırırsınız, kısırlaştırırsınız, bir tane de belediyeden görevli görevlendirirsiniz. Bu görevli şunu yapar: şehrimizdeki lokantaların atıklarını ve yemek üreten yerlerin fazla yemeklerini alır, her gün bu köpeklere verir, bu köpekler ömrünün son zamanına kadar bunları yiyerek yaşarlar ve çoğalmazlar. Onun haricindeki spesifik olanları da yine o modern teknolojik yapacağımız projenin içerisinde barındırmış oluruz. Ben böyle olmasını arzu ederdim ve bunu hemen yapacağız tabii. Çünkü bu insan sağlığını da gerçekten tehlikeli. Şimdi öyle bir köpek grubunun içerisine düşmüş olabileceğinizi düşünüyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Çok tehlikeli bir şey olurdu. Dolayısıyla ivediyle yapılması gereken bir şey. Ahmet Bey, buyurun. Sayın Başkanım, siz konuşmanızın başında söylediğiniz Belediyeler Birliği kuracağız, Afyon Belediyeler Birliği, Afyon tamamını kucaklayacağınızı ifade ettiniz. Evet. Projelerinizi de incelediğimiz zaman da Kocatepe ve Firik Vadisi ile ilgili de projeleriniz var. Fatih Çelinkaya Belediye Başkanı olacaksa Afyon Karahisar Merkez ilçenin olacak. Firik Vadisi, Kocatepe ne alaka diyorlar. Buna bir açıklık getirebilir misiniz Sayın Başkanım? Firik Vadisi Afyon merkeze 30 kilometre uzaklıkta. Kocatepe de hakeza 25-30 kilometre uzaklıkta ve Kocatepe bize isterse 50 kilometre uzaklıkta olsun, bizim şehrimizdedir ve dünyaya karşı vermiş olduğumuz son savaşın ilk emrinin verildiği yerdir. Bizim için kutsal bir değeri vardır. Emperyalizmden silkindiğimiz andır Kocatepe ve Antalya'ya bir otele gittiğinizde insanlar sizi otelden alıp 150 kilometrelik bir tura çıkartıyorlar. Bunu böyle düşündüğünüzde bu yerleri ziyarete gelen misafirlerimizin Afyon Karahisar'ın merkezine gelmemesini düşünemezsiniz.
geldiği zaman da esnafımızla alışveriş yapacaklarını ve şehir olarak iktisadi ticari anlamda istifade edeceğimizi düşünmemek maalesef abesle iştigal olur. Yoksa böyle bu şekilde kalkınamazsınız. Siz Afyon Karahisar'a gelen bir insan, Kocatepe'yi duyan, Kocatepe'de panoramaya, büyük taarruz panoramasına girecek, o seansın içinde tüyleri diken diken olacak bir insan geldiğinde bizim merkeze yapacağımız otantik kültür merkezine gelmeyeceğini mi düşünüyorsunuz mesela? Oraya da gelecektir. Frig Vadisi, Gazlıgöl'e gelen insanlar Frig Vadisi'ni ziyaret ettikten sonra Afyon'a gelmeyeceklerini mi düşünüyorsunuz? Bu işte topyekün kalkınmayı sağlayamazsınız o zaman. Siz o zaman spesifik kalırsınız, talih kalırsınız, büyük düşünemezsiniz. Ve baktığınız zaman makro bakmanız lazım. Bu bizim makro bakmamızın bir ölçütüdür. Biraz önce kaynaklardan bahsettiniz mesela. Bu noktada oradaki belediyeler eliyle 5 yıldır bizden alınan paraları alacağız. Nedir bu biliyor musunuz? Zafer Kalkınma Ajansı'dır. 4 tane ilde kurulmuş, 108, 107 belediyesiyle en çok parayı Afyon'dan almış. Belediyelerden alır çünkü finansmanını. Ve maalesef Afyon Karahisar'da benim bildiğim çok cüzi miktarda para alınabilmiştir. Ekmeğini başkaları yemiştir. Benim derdim bu projelerle 5 yıldır aldıkları ve bundan sonra alacakları paraları, fonladıkları paraları yatırım olarak Kalkınma Ajansı'ndan projelerle Afyon Karahisar'a getirmektir. Bunun altyapısını bile kurduk bakın. Bunun şu anda dosya formatı bile hazır. Yani 2 gün önce onu da incelemiştim. Biz çok hazırlıklıyız. Biz gelir gelmez kolları sıvamış olacağız zaten. Gökhan Bey buyurun. Başkanım, ben de son olarak programımızın başından sonuna kadar belediye başkan adaylarımıza hem eleştirilerinizi hem takdir ettiğiniz konuları açıkla dile getirdiniz. Evet. Samimiyetinizle dile getirdiniz. Seçimlere 16 gün kaldı. Son olarak adaylarımıza neler söylemek istersiniz? Kendilerine samimi bir şekilde hayırlar diliyorum. Başarılı olmalarını tabii ki temenni etmiyorum. Benim başarılı olmam lazım çünkü. Samimiyim. Ben her konuda samimi olmak durumundayım. Ama nezaketi lütfen bırakmayalım. Ve bir takım basın mensubu abilerimize, tecrübeli abilerimize AK Parti İl Teşkilatı'ndan yetkililerin giderek artık Fatih'e saldırın dediklerini ve bu noktada hazırlıklar yapıldığını biliyorum. Ve ben muhabbetle geldim ve hüsnü zan ettim. Suizan etmek istemiyorum. Muhabbetle devam etmek istiyorum. Ben kimsenin kişilik haklarıyla oynamak istemiyorum. İnsanların bu tür küçük olaylarla, karakterleriyle veyahut da kişilikleriyle, ihtisas konularıyla, meslekleriyle asla konuşmak ve değerlendirme yapmak istemiyorum. Talip olduğumuz iş Afyon Karahisar'ın imar ve iskanıdır. Onları bu noktada projeler noktasında yarışmaya, konuşmaya, tartışmaya, tatlı tatlı yarış etmeye, seçim bitince de kazanan her kim olursa tabanlarımızın karşısında el sıkışıp öpüşmeye davet ediyorum. Böylesi emin olun onlar için de hayırlı olacaktır. Öbür türlüsü seçim sonrası onlar için de hiç hayırlı olmayacaktır. Dolayısıyla hepimiz için hayır olan istemek durumundayız. Herkesi bu noktada, şu ana kadar çok aşırı derecede bir şey olmadı ama bunun işaretlerini görüyoruz. Son 15 güne girdik. Bugüne kadar geldiği gibi bu 15 günü de tatlı bir şekilde geçirmek istiyoruz. Bu noktada hassas davranacaklarına inanıyorum. Ve onların da aynı muhabbet ve hüsnü zan bakış açısıyla bize bakacaklarını ümit ediyorum, bekliyorum. Sayın Başkanım, belediyede çalışan, geçici işçi ya da firmalarda çalışan, belediye bağlı firmada çalışan geçici işçilerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Çünkü geçtiğimiz hafta, evet, Mehmet Ecer hepsini kadroya alacağım diye söylemişti. Şimdi işte yine bir sorun çıktı. Maalesef belediyelerin kadroya almak gibi bir yetkisi yok. Ben belediye başkanıyım. Şimdi bunu söylediğiniz zaman yanlış olur. İnsanlar ümitlenirler. Sonra bu iş olmaz, bunu yapamazsınız. Hatta aylar öncesi mevcut belediyemizden de böyle bir açıklama gelmişti. Bir ümitvari. Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sitesinde bunu yayınlamıştı. Açıp bakabilirsiniz. Bunlar şık şeyler değil. Umut tacirliği değil. Ama bu umut tacirliği. Bir de öbür taraftan insanlara işte Fatih Başkan seçilirse ekmeğinizden olursunuz. Fatih Başkan seçilirse efendim işten çıkartılırsınız. Oyunuzu ona verirseniz şöyle yaparız gibi baskılar olduğuna dair çalışanlardan şikayetler alıyoruz. Bu ne insanlıkla, ne inançla, ne de adaletle bağdaşmaz. Bir sefer herkes Fatih Başkan'ı bilir ki ekmekle ancak şeytan oynar. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamadık.
benden, benim yaptığım önceki görevlere baksınlar. Ve hiçbir zamanda oynamayız ve biz onların veremediğini vereceğiz. Mesela ben açıkça söylüyorum, onlar da söylesin. Yüntaş işçilerine sendikal hak vereceğiz. Hadi onlar da versinler. Kim kazanırsa verelim. Vereceğiz. Bu çok önemli bir şeydir. Bütün bekledikleri aslında bunun altındadır. İkramiyelerini hakkıyla alabilmeleri bunun altında gizlidir. Bakın, diğer belediye personelinin ben huzursuz olduğunu biliyorum. Eğer siz bir iş yerinde huzuru tesis edemezseniz, karşılıklı güven yitirmişseniz hizmet edemezsiniz. Eğer bir iş yerinde asansörlerde gizli kamera varsa, kontrol kamerası varsa ve koridorlarda kameralar varsa, insanlar artık kendi kendine güvenlerini kaybetmiş durumdalar. Bir personel diğerinin yanına varamıyorsa, iki kelime bir şey konuşamıyorsa, bakın ben buradan bütün çalışan arkadaşlarıma sesleniyorum. Açıkça da ifade ediyorum. Çok isteyenler var. Gitmiyorum. Niye biliyor musunuz? Ben gidince zulüm görenler olur diye korkuyorum. Benim yüzümden kimse zulüm görmesin istiyorum. Derdim o. Ve emin olsunlar, onlara da siyasi farklılar kalmış rahat bir çalışma ortamı hazırlanmış olacak. 16 gün sabretsinler. Sayın Başkanım, dün CHP yönetimi bir basın toplantısı yaptı ve Merkez İlçe Başkanı Kemal Demirgürkan açıklamasında şunu söyledi. Son genel seçimlerden örnek vermek istiyorum dedi. CHP'nin merkezde aldığı oy köy ve beldeleri dahil 15.500. MHP'nin ise 18.200'dür. Yani 3.000 oy bir fark vardır diyor. Bu da 135.000 seçmene hitap ediyormuş. Bir ya da iki fark varmış arada. Fark söz konusu değildir diyor. MHP ile bizim aramızda çok ciddi fark yoktur diyor. Şimdi hemen değerlendirme yapmamız lazım bu noktada. Şimdi geçen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezden aldığı oya bakalım. Şimdi Susuz burada belediye başkanı oy kullanmayacak. Salar kullanmayacak. Nuri Bey kullanmayacak. Büyükkalecik kullanmayacak. Erkmen kullanmayacak. Fethi Bey kullanmayacak. Beyyazı kullanmayacak. Çıkrık kullanmayacak. Daha sayayım mı? Köyler kullanmayacak. Şehir merkezine bakalım. Ve bu yerel seçim. Yerel seçimlerde 2009 yılında eğilim ne şekildeydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5.000 oy var mıydı? Yoktu. 4.000. Biz oradan gidelim. 2'ye katladığını farz edelim. 10.000 olur. Onu da 2'ye katlayalım. 20.000 olur. Onu da 2'ye katlayalım. 40.000 olur. Yine kazanamazsınız. Bu seçimi kazanmanız için 50.000'i geçmeniz lazım. Dolayısıyla burası Afyonkarahisar merkezde insanların bakış açısı itibariyle ve teveccühleri noktasında bugün seçim Milliyetçi Hareket Partisi ile AKP'nin arasında geçmektedir. Ondan dolayı zaten. Onun arasında geçme yani, biz de varız demek. Bu istedim. Böyle bir şey. Tabii ki öyle diyecekler Mehmet Bey. Kendilerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tabii ki partiler adına çalışacaklar. Tabii ki çok oy almayı amaç edinecekler. Buna saygı duyuyoruz. Başarılar diliyoruz kendilerine çalışmalarında. Ama insanlar bunu çok çok iyi biliyorlar artık. Bu noktada zaten 5.000 oydan biraz artırmaları demek AKP'ye 1.000-2.000 fayda sağlamak olur. Başka bir şey olmaz. Peki başkanım, son olarak programı bitiriyoruz. Bugün baktığımızda 5-6 puan öne demiştiniz. Bugün bittikten sonra durum nasıl oldu? Valla 50.000'in üzerinde olacağımızı tahmin ediyorum ama ben diğer arkadaşlar gibi biz yüzde şunu alacağız, yüzde bunu alacağız hiçbir zaman demedim. Biz belediye alabiliriz, yani alamayız, yükseliyoruz tabii ki. Çünkü bu nedir biliyor musunuz? İnsanların iradesine ipotek koymaktır. Siz Erenlere gidip de insanlar size soru sorduğunda biz nasıl olsa %55'te seçileceğiz o zaman konuşuruz derseniz, Gümüşkent'e varıp da ya sizin nüfusunuz 1.000 maliyeti kurtarmıyor derseniz bu şu demektir. Siz ne yaparsanız yapın bu millet bize oy verir. Ben de bu partinin adayıyım. Her türlü ben geleceğim demek olur. Biz böyle bir şeyi halkımıza saygısızlık olarak görürüz ve halkımızın iradesine asla ipotek koymadık. Koymayız. Teveccüh onlarındır. Ama ben bu teveccühün yoğunluğuna baktığım zaman belki sizlerin sürpriz diyeceği ama bence sürpriz olmayan çok iyi rakamlar bekliyoruz. 16 gün sonra göreceğiz zaten. Sayın Başkanım, program bitiyor. Sonra vatandaşlarına neler söylemek istersiniz? Kamera karşı. Ben sayın vatandaşlarımıza ifade etmek istediğim şudur. 16 gün kaldı ve bugüne kadar hiç yalan söylemedik. Eğer yalan söyleyeceksek görev süremiz boyunca, hırsızlık yapacaksak, yetimin hakkına dokunacaksak, adaletsizlik yapacaksak, bizim bir kararımızdan bir zulüm insanlara sadır olacaksa tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Allah bize bu görevi nasip etmesin. Ve biz onlardan bir tek şey istiyoruz. 16 günde yetişemediğim yer olabilir, gidemediğim yer olabilir. Gece gündüz yetişmeye çalışıyorum. Bu noktada gafil kaldığım noktada anlayış ve destek bekliyorum.
dua ve desteklerini her zaman bekledim. Allah bizleri sizlere mahcup etmesin diyorum. Bu seçim 16 gün sonra sizlere, vatandaşlarımıza ve milletimize hayırlara vesile olsun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun başkanım, programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Değerli sorularınızdan dolayı. Sevgili seyircilerimiz, Celal Gündem burada sona erdi. Programın tekrarını pazar akşamı saat 20.30'dan itibaren izleyebilirsiniz. Herkese iyi geceler.